Paşam bu zulüm büyük zulüm. Evet. Hadisesini sormuş ya. Evet. Zulüm i̇şte ordudan yani... atılıp işsiz güçsüz bırakılması. Büyük zulüm de başka bir işte de çalışaması. Ayrıca tabii. Yani inşallah... Ahmet Hakan şimdi hürriyetten atılsa o bir zulüm olur. Arkasından bir de hiçbir gazete bu adamı alamaz, yazdıramaz dese ne olur? Çoluk çocuğu yok onun, belki biraz rahattır. Birikimi de var. Ama çoluk çocuğu olan, birikimi olmayan bir subay başka hiçbir yerde çalışamaz. Yani hani intikam duygusuyla hareket edilmesin diyor. Öyle değil, yargılansın. Şimdi silahlı kuvvetlerden çıkartılan bir insana tebliğ edilen, seni çıkartıyoruz, simit dahi satamayacaksın. 28 Şubat kararlarının maddesinden bir tanesi belediyelere, kamu kuruluşlarına alınmayacak. Ayrıca halbuki 28 Şubatçı paşaların hepsi bankalara sahip oldu. Ayrıca yani. Tabii bütün özel kuruluşlara da alınmaması için ayrıca takip kontrole tabi oldular. Düşünebiliyor musunuz? Diyelim ki cinayet işlemiş bir adam 30 yıl hapis yatmış. Çıktıktan sonra kanun var. Bunun rehabilite edilecek bazı iş yerlerinde hükümlü çalıştırma için yasal mevzuat var. Siz silahlı kuvvetlerin bünyesinden hiçbir suç işlemeden, ondan sonra bir suç isnat edilmeden, savunması alınmadan, yargılanmadan, bundan yargıya başvurma hakkı vermeden adamı dışarı çıkartıyorsunuz ve herhangi bir işe girmesi için, engellemek için de bütün tedbirler alıyorsunuz.